Merhaba arkadaşlar. BSEC ortalama fonksiyonuyla karşınızdayım. İngilizcesi the average. Veri tabanından seçtiklerimi ortalayıp döndüreceğim. İngilizcesi de database average. Veri tabanı fonksiyonları hepsini incelemekte yarar var. Arkadaşlar, bir seri sanıyorum 8-10 tane bu konuda fonksiyonumuz var. Tüm serimiz zaten 200 tane. Mümkün olabildiğince çok fonksiyonu bilmek arkadaşlar Excel yeteneklerini geliştirmemizi sağlar demiştik. Örnek yaparak kullanalım. Bir kere bir veri tabanımız olacak. Burada var. Fazlasını şöyle gizleyeyim. Boşu boşuna şey yapmasın. Yer kaplamasın. Bu bir veri tabanı. Başlıklar olacak. Bunlar kriter için anlamlı arkadaşlar. Kriter alanım olacak. 1, 2, 3, 4 olabilir böyle. Hani bu alan başlıklarını kriter üretmede kullanıyoruz. Sağda olabilir, veri yukarıda olabilir vesaire diye. Bize geçen yıl cirosu şundan büyük olan, sınıfı B olan, hatta değiştireyim, bunu istemiyorum diyelim. Ünvanı A ile başlayan, TİC olan, ticaret çok galiba, ezber olmasın arkadaşlar, diğerlerinde de aynı örnekleri yaptım. Çin'de TİC, geçen yıldız TİC olması lazım. Bunlar da klasik biliyorsunuz, soru işareti yıldız. Demek içinde TİC geçecek ve B sınıfı olacak. Ondan sonra B sınıfı da var, evet. Bunların ortalamasını alacağım. İsterseniz diğer videolarımız var ama toplamını da alayım. Sayısını da alayım. Hatta. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Geliyorum. Tabii bu arada kriteri artırabiliriz. Sağa doğru istediğimiz kadar ekleyerek. Aşağı doğru bunların ya da kısmı, sınıfı A ya da B olan, içinde TİC geçen şu olan veya gibi böyle artırılabiliyor. Peki, ortalamadan başlayayım. Hemen VS tuşlarına bastım. Ortalamasını alıyor. Demek ki bunların ortalaması. Veri tabanım şuradan aşağıya kadar. Ondan sonra alanım neresi arkadaşlar? Sonuçta ne ortalanacak? Bu ciro değeri. Yani muhtemelen sayısın. Ölçüt, işte bu ölçüt alanı. 1, 2, 3, kaç ölçütünüz varsa, 50 veya aşağı doğru iniyorsa yazılı olarak düzenlenmiş. Evet, bunların ortalaması buymuş. 4500. Acaba toplamı ve sayısına bakalım. Hiç kendimizi yormayalım. Bakın bir kontrol C ile hemen buradan neyi değiştireceğim? Ve seç top. İncelediysem. Top olacak. Bir tane varmış o zaman arkadaşlar. Sayıda bir tane herhalde. Şimdi hemen düzeltiriz. Evet. Biraz değiştirelim. A sınıfı olsun. Çünkü daha fazla var galiba. Evet, 6 tane varmış ortalaması bu toplam. İşte arkadaşlar, olay bu şekilde, bu veri tabanlarında. Bunun karşılığı neyle yapılır? Bu E toplayla, yani SAMIF'le yapılır. Bu ERSA'yla yapılır ama birden çok, çok ERSA'yla yapılır. Doğru. Average if eğer ortalayla olur. Çok eğer ortala varsa o da olma olur. Bakalım. Çok eğer ortalama varmış olabilir. Ancak çok eğer minimum yok galiba. Evet. İşte demek ki ne zaman kullanmamız gerekiyor? Çok tane olacak. Onların minimumları, maksimumları. Yani çok ortalama. Some ifs, average if, average ifs, bunlar var. Bulunabiliyor. Yani bunların yerine ancak bu grubu uyanlarının minimum maksimumunu isterseniz bulamıyoruz gibi görünüyor. O zaman veri tabanı fonksiyonunu kullanmak gerekecek diyelim. Ya da veri yapısında değişiklikler yaparak çözümler geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.